30 Aralık Cuma HalkTV.com.tr İsmail Sarmaz İBB'nin Fatih tablosuna ikinci kez ön inceleme Ekrem İmamoğlu'na ahmak davasından 2 yıl 7 ay hapis cezası vermek kesmedi. Terör soruşturması açmak da yetmedi. İtalyan ressam Bellini'nin atölyesinden çıkan, Londra'daki bir müzayededen satın alınıp Türkiye'ye getirilen Fatih tablosuna sıra geldi. Fatih'in tablosunu biliyor olmalısınız. 15. yüzyılda ve Rönesans dönemine ait olduğu düşünülüyor. Fatih'i ikinci bir kişiyle bir arada tasvir eden tablo, bilimsel çalışmalarda anılan üç yağlı boya eserden biri. 19. yüzyılda satıldı ve tabloyu alan aile 2015 yılına kadar koleksiyonunda sakladı. Tablo 26 Haziran 2020'de Londra'da Christie's Müzayede Evi tarafından müzayedeye konuldu. İBB 935.250 sterlin ödeyerek tabloyu satın aldı ve şu an İBB'nin Saraçhane'deki binasında sergileniyor. İçişleri Bakanlığı'nın 25 Ekim tarihindeki onayı, Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın bir gün sonraki emriyle Fatih Sultan Mehmet'in tarihi tablosunun satın alımı için ön inceleme başlatıldı. Ön incelemeyi partili baş müfettiş Arif Yıldırım ve bir müfettiş yürütüyor. Yıldırım'ı artık tanıyorsunuzdur. 2015'te AK Parti'den Mersin milletvekili adayı oldu ancak 6. sıraya konduğu için seçilemedi. Mesleğine döndükten sonra partisinin Cumhurbaşkanlığı rekabetinde en çekindiği isimlerden biri olan İmamoğlu'nu siyaset sahnesinden silmek için açılmış terör soruşturmasını yürüten teftiş heyetine alındı. Bu arada heyetin başkanı siyasi sonuç yaratılmak istenmesinden rahatsız olup görevden ayrıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bakarsanız sağlık nedeniyle bıraktı. Sonuç değişmiyor. Heyetteki kıdemli üye gitti, yerine partili baş müfettiş atandı. Yıldırım ve heyeti İmamoğlu için 578 sayfalık rapor hazırlayıp İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yolladı. Soruşturma davaya dönüştürülürse İBB'ye kayyum atanabilir. Görüyoruz ki Bakan Soylu bu imzayı atmak için sabırsızlanıyor. Tabi partili baş müfettiş de boş durmuyor. Fatih tablosuna ilişkin ön inceleme kapsamında 27 Aralık günü İBB'ye şu yazıyı yazdı. Fatih Sultan Mehmet'in tarihi tablosunun satın alımı işi dosyasının eksiksiz olarak hazırlanacak aslı gibidir onaylı bir örneğini en geç 4 Ocak 2023 tarihine kadar müfettişliğimizin çalışma adresine gönderilmesini yazıdan İmamoğlu'nun belediyeyi zarara uğratmakla suçlanacağı anlaşılıyor. Partili baş müfettiş olduğunu suçlayacak bir kanıt bulduğu için seviniyorsa hata ediyor. Çünkü bu Fatih tablosu için başlatılan ikinci ön inceleme. Şöyle ki, MBK adlı bir kişi 8 Temmuz 2020'de Fatih tablosundan ötürü İmamoğlu hakkında şikayette bulundu. Dilekçedeki iddialar şunlardı. İngilizlerin Türkiye'den 1922'de çaldıkları tabloyu yeniden bize satmaya çalıştıkları, tablonun sahte olabileceği, fiyatının yüksek gösterilerek haksız kazanç elde edilmiş olabileceği. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı delil saçması dilekçeyi işleme koyup soruşturma izni için valiliğe gönderdi. İBB tarafından verilen yanıtta iddialar yalanlandı. Ne tablo 1922'de Türkiye'den çalınmıştı ne de sahteydi. İBB'nin yanıtından Yeni çağın açılmasını sağlayan Fatih Sultan Mehmet'in ünik yağlı boya tablosunun İBB katkısıyla Türkiye'ye kazandırılması ülkemiz için büyük onurdur. Valilik gülünç duruma düşmemek için soruşturma izni vermedi. Bu dosya kapandı. Ancak şimdi partili baş müfettiş şöyle düşünüyor olabilir. Fatih Osmanlı tarihinde 2. Mehmet diye anılmıyor mu? 2. Mehmet oluyorsa 2. ön inceleme de olabilir. Hoş hukuka göre yeni bir kanıt elde edilmedikçe bir eylemden ötürü iki kez yargılama yapılamaz. Gel gör ki AK Parti iktidarında yargı Beştepe Hukuk Bürosu'na döndüğü için aynı eylem ve işlemden bir değil, iki değil, siyasi amaç gerçekleşene kadar soruşturma açılabilir, yargılama yapılabilir. İmamoğlu'nun başına gelen tam da budur. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı yarışında en çok çekindiği rakip olma suçunu işlediği için, Fatih'in tablosunu satın alıp Türkiye'ye getirmek suretiyle İBB'yi zarara uğratmakla ikinci kez suçlanıyor. Fatih'in sözde turunları milletin servetini oyuncak dinozorlara, yokuş çıkamadığı için kullanılmadan hurdaya ayrılan metrobüsleri harcarken İmamoğlu büyük padişahın tablosuna sahip çıktığı için yargılanacak.